Hedef! Sağda! Ben, 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 ben. Oğuz. Lan, Oğuz. Hazır. Oğuz. hazır! Hedef! Sağda! Oğuz. Lan, Oğuz. Hazır. Oğuz. 12 yol var. İkisi yok. buradan geçişini sağladım. Ondan sonra rahatlayabilirsiniz. Ama geçişini buradan bam, bam attım. Direkt hemen kaldırdım. Geçişini gardım bozmadım. Silah dik bir şekilde havayı gösteriyor. Atıcılar hazır mı? Tamam hazır. Hedef sağda. sağda. Atıcı hazır mı? Daim hazır. Hazır. böyle bir durumda zihnin bizi yönlendirmediği bu durumda kas hafızamızla ve eğitimimizle silahımızı kullanmamız gerekecek. Ve bunun sayesinde hedef vurmamız gerekecek. Ve biz burada personelin bedenini eğitiyoruz. Personelin kas hafızasını eğitiyoruz. Bunu hızlı silah çekmeyi defalarca tekrar ederek bedenin hafızalarını, kas hafızalarını kazıyarak refleks haline gelmesini sağlıyoruz. Ve hazır olmazken saldırı uğradığında bunun bir motor hareket gibi otomatik nüksetmesini istiyoruz. Tabi burada kriterlerimiz güvenli isabetli ve hızlı olmak kaydıyla, hedefi vurmak kaydıyla. Ve bunu başarıncaya kadar da devam ediyoruz. Bir personelimiz bunu başaramadığında tekrar ona özel ilgi alaka göstererek atış kapasitesini arttırana kadar mücadele ediyoruz. Ve buradan gönderdiğimizde her personel güçlü, isabetli, ve güvenli bir şekilde silah kullanacak kıvamda gönderiyoruz biz bunları. 2 saniyenin altında bizim kriterimiz 2 saniyenin altında güvenli ve isabetli silah kullanılması lazım. Biz bunu 1 saniye indirdiğimizde oluyor. 1,5 saniyede yani o anki zihin durumu, silah kavrama, tetik tüm bileşenlerin doğru olması lazım. Çünkü doğru kavrama, yardımcı elin desteği, doğru nişan, doğru tetik ezme, silahın kılıftan hedefe giderken ki izleyeceği yol. Bu bütün bileşenlerin dost doğru olmasıyla küçük hedeflerde kısa saniyede vurulabiliyor.